özel belirlenmeli. Kişilerin özellikleri alınır. Cinsiyetleri, yaş, boy, kilo. Bunlar basit aldığımız ilk değerler. Bunun dışında vücut kompozisyonu analizi alırız. Yağ yüzdesine, kas kitlesine, vücut çalışma hızına ve yağların dağılımına, bazal metabolizma hızına bakar. Buna göre enerji dengesini buluruz. Enerji dengesini bulduktan sonra kişilerin yaşam tarzlarını öğreniriz. Ne yerler, ne içerler, saat kaçta kalkarlar, kaçta yatarlar, hangi öğünleri ne şekilde düzenlerler, nasıl bir çalışma ortamları var, yemeklerini nasıl pişirirler, haftada kaç kere dışarıya çıkarlar, içecek tüketimleri nasıldır, bunları öğrenip bunlara paralel kendi yaşam standartlarını da göz önüne alarak sosyokültürel beslenme alışkanlıkları, tüm bu alışkanlıklar göz önüne alınarak biraz önce ölçtüğümüz bazal metabolizma hızını da ilk başta birleştirerek bir beslenme programı oluşturuyoruz. Bu beslenme programını kişiye bir haftalık veriyoruz ve bir hafta boyunca programa ne kadar uyabiliyor? Ne kadar bu program ona uygun, ne kadar içselleştirebiliyor, davranış değişikliği haline getirebiliyor, mutlu ya da mutsuz olduğu taraflar nedir? Bunları öğrenip bir hafta sonrasında gerekli değişiklikleri yapıp takip ediyoruz.